Acele et Giz. Alışveriş merkezine gitmeliyiz. Geleneksel yılbaşı zirve tırmanışına geç kalacağız. Yüce Tanrım. Eğer sokağın karşısındaki şu adam bahçesine bir çizgi kahraman maketi daha koyacak olursa... ...ben de bu şişme rengeyeni çıkarıp kurmak zorunda kalacağım. Chris, zirve tırmanışında giymen için çivili ayakkabılarını getirdim. Bu rengeyi sizlere Ömür. Tanrı aşkına neler oluyor burada Crispin? Anne, alışveriş merkezindeki yılbaşı zirve tırmanışına gidiyoruz. Evet, bu doğru Bayan Kuantum. Chris kazanabilir. Bu yılbaşı için her çocuğun hayalini kurduğu ağzınızı açık bırakacak oyuncaklar ve ödüller. Ah Chris, gitmeden İsa'nın doğumunu simgeleyen maketi kurar mısın? Ama Noel babayı, elfleri ve kardan adamı astım zaten. 100 metrelik Noel ışıklarını saymıyorum bile. Yılbaşı ağacına yıldız da koydun mu? aslına bakarsan onun için pek fazla yer kalmadı. Büyütecek bir şey değil. İsa'nın doğduğu yemlik de süslerden biri işte. Görüşürüz anne. Alışveriş merkezine son varan damdan düşen saksağın. Şunu belirteyim ki damdan düşen saksağın ben değilim. O. Aferin Christopher Quantum. Böyle giderse Noel'de yeni bir robot dilemen yakındır. Anne, şu harika şeylere baksana. Toby için gitarı istiyorum. Ve Darcy teyze için mutfak robotu. Ve bir de Kaykay. Jeffy bilmiyorum. Bunlar bu sene daha küçük bir Noel kutlaması yapmak zorundayız. O şeyler çok pahalı. Üzgünüm tatlım. Hey! Saksan kimmiş bakalım? Vay canına. İnanılmaz. Mega alışveriş merkezi Noel konuklarının dikkatine. Kardan adam Sarkıt sizin numaranızı seçerse ödül zirvesine tırmanma şansını yakalayacaksınız. Şekerleme kronometresi sıfırı göstermeden önce zirveye ulaşırsanız altın Noel arabasındaki muhteşem Noel hediyelerinin hepsini kazanacaksınız. Vay canına. Şuna bak. İnanılmaz. Ve kazanan biletin numarası 2, 3, 4, 6, 3. Kazandım. Joy, Gizmo, o hediyelerin hepsi benim. İşte Noel budur çocuklar. Süper kitap. Hey, kazanan biletim. Süper kitap, şimdi gidemem. Ödül zirvesine tırmanmalıyım. Sizi dünyanın almış olduğu en önemli hediyeye tanıklık etmeye götürüyorum. Giz, neredeyiz? Çok sert zeminler diyarındayız. Neyin ne olduğunu anlayana kadar kılık değiştirelim, tamam mı? Ne kılığına gireceğiz? Masa kılığına mı? Siz, hizmetçiler. Kral Herodes için yemekleri getirin. Çabuk! Misafirperverliğinizi bizi onurlandırıyorsunuz Kral Herodes. Siz de varlığınızla beni onurlandırıyorsunuz. Buraya gelmek için böyle uzun mesafeleri kat eden 3 bilge adam, takdire şayan. Kudüs'e gelmekteki amacınız nedir?
Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük. Ve ona tapınmaya geldik. Belki kahinlerim size yardımcı olabilirler. Evet, bir peygamberlik var. Bir kral doğacak. Bethlehem'de. Bethlehem buranın yaklaşık 10 kilometre güneybatısında bir şehir. Bethlehem mi? Bu oldukça ilginç. Dostlarım, yolculuk eminim ki sizi çok yormuştur. Ama güzelce dinlenip harika yemeklerin tadını çıkardıktan sonra gidin bu çocuğu dikkatle arayın. Onu bulunca da bana haber verin ki böylece ben de gelip ona tapınayım. Yahudilerin kralı mı? Asla. Bu bebeği bulamazlarsa onu araması için adamlarımı göndereceğim. Son 2 yılda ülkede doğan her çocuğu toplamak zorunda kalsam bile bunu yapacağım. Krallığımda doğan hiçbir bebek hükümdarlığıma meydan okuyacak kadar büyümeyecek. Şimdi ne yapacağız? Ne yapabiliriz ki Joy? Görünüşe göre süper kitabın bu konuda bir fikri var. Şimdi neredeyiz Giz? Yağmurdan saklanmalıyız. Başımıza sokacak bir yer bulalım. Hadi şu ağaçların oraya doğru. Bir barınak bulalım. Aceleydi. Çocukları toplayın. Affedersiniz. Bize yardım edebilir misiniz? Karım hamile de. Fırtınada saklanacak bir yere ihtiyacımız var. Coğrafi algılayıcılarım şu kaya oluşumunun orada küçük bir mağara olduğunu gösteriyor. Size yolu göstereyim. Ben Joy. Bu da Chris. Ve öndeki korkusuz liderimiz de Gizmo. Yılan! Yok, sopaymış. Sadece bir sopa. Yanlış alarm. Devam edelim. Gizmo ilginç bir tipmiş. Bu insanlar nereye seyahat ediyor? Yoksa siz duymadınız mı? Herkesin doğduğu yere dönmesi emredildi. Roma'nın lideri Sezar Augustus tüm ülkedekilerin kayıt altına alınmasını buyurdu. Kayıt altına ne demek? Bir nüfus sayımı istedi. Böylece herkesin kim olduğunu ve ailelerinin nereden geldiğini bilecek. Ne dersiniz bilmiyorum. Kral Herodes'in bahsettiği çocuğun annesi o olabilir mi sence? Meryem, Yusuf ve bebek İsa. Onlar gerçek. Annemin evde hazırlamamı istediği yemlikteki doğum sahnesindeki insanlar. Onlar olduğuna inanamıyorum. Chris, sence insanların bundan 2000 yıl sonra onları hatırlayacağının farkındalar mı? Yarın Bethlehem'e ulaşmalıyız. Öyle yapmanızı öneririm çünkü tıbbi tarayıcım Meryem'in bebeğini doğurmak üzere olduğunu gösteriyor. Oyuncağı kaldırsana Gizmo. Evet, Meryem, anne olacağını ilk öğrendiğin zaman çok heyecanlandın mı? Hayal edebileceğim haberlerin en güzelini bana ilk önce bir melek vermişti. Bir melek mi? O zaman ailemin evindeydim. Derken bir ışık belirdi. Gördüğüm tüm ışıklardan daha parlaktı. Güneşten bile daha parlaktı. Korkma Meryem. Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davud'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecek. Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek.
Bu her gün duyabileceğin bir şey değil. Başta Meryem'in hamile olduğunu öğrenince üzüldüm. Çünkü henüz evlenmemiştik. Ama bir melek rüyamda bana göründü ve beni temin etti. O zaman kesin bir şekilde anladım ki Tanrı bizim karı koca olmamızı istiyordu. Bir dakika izin verir misiniz? Joy, bunlar kesinlikle onlar. Ve Herodes'in adamları bizi bulursa işleri bitecek. Kral Herodes bu koca ülkede ufacık bir bebeğin izini nasıl sürebilir ki? Her şeyi ben mi akıl etmek zorundayım yani Joy? Nüfus sayımı. Askerleri kimin kim olduğunu bilecek. Kimin bebeği olacak. Son iki yılda kimlerin bebeği olduğu bilecekler. Meryem ve Yusuf da listede olacak. Bebekle beraber. Olamaz. Burada olduğumuzu öğrendiler bile. Hadi. Hata zamanımız yok. Hadi çocuklar. Gizmo, geçirgen termal taramayı başlat ve o tepenin arkasında kaç kişi var öğren. Veriler gösteriyor ki yüzlerce... Yüzlerce mi? İşte Joe, yüzlerce. Evet Chris, o tepenin arkasında yüzlerce koyun var. Ve o tepedekiler de çoban. Çobanlar. Yaşayan en tehlikeli adamlar. Artık biraz rahatlar mısın Chris? Hey, asker de olabilirlerdi. Hazırlıklı olmalıyız. Süper kitap dünyanın görmüş olduğu en büyük hediyeye tanıklık edeceğimizi söyledi. Bahsettiği hediye Meryem'in bebeği. Bethlehem'de bir aileniz yoksa devam edin. Burada kalacak yer yok. Olamaz. Çok yorulduk. Yusuf, endişeli değil misin? Bunca şey olup biterken Meryem ve bebek için endişelenmiyor musun? Tanrı'nın bir planı var Chris. Devam edin. Burada kalacak yer yok dedim size. Öyle olabilir. Devam edin. Ama beni Herodes'in planı endişelendiriyor. Anlayamadım. Üzgünüm. Bir şey yok. Yusuf, ya yanılıyorsan? Yani ya Tanrı beklediklerini yapmazsa? Chris, duydun. Meryem'e dedi ki o da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Zaten bizi dinlemeyecekler. Çabalamanın ne anlamı var ki? Chris, böyle paranoyak davranmayı kesip bir dakika olsun düşünür müsün? Düşünmek mi? Neyi düşüneyim? Bunun nasıl muazzam bir an olduğunu. Hediyelerden mi söz ediyordun? Bize bak. Süper kitap bize dünyadaki ilk Noel için en ön sıradan bilet verdi. Bütün kutlamaları başlatan şey buydu. Hadi ama buna Noel mi diyorsun? Evet, eğer öyleyse parti nerede? Peki ya Noel ağacı ve diğer süsler? Evet, ayrıca Noel baba nerede? Ve ayrıca karşı komşumuz ön bahçesindeki o süslerle Noel ruhunu burada hissettiğim her şeyden çok daha iyi yakalıyor. Çocuklar, bence olayın özünü kaçırıyorsunuz. Ama ben Noel babayı seviyorum. Aynen, geyikleri de. Evet, Joy'un Noel eğlencesi anlayışına ne oldu? Haklısın. İşte bela geliyor. Bu senin karın mı? Burada sorun yok. Biz iyiyiz. Gayet iyiyiz. Çocuğun ne zaman doğması bekleniyor? Yakında. Yolun sonundaki son çadır deneyin. Yerleri olduğunu duydum. Belki geceyi geçirebilirsiniz. Teşekkür ederim. Gördün mü? Artık Romalılar yerini öğrendi. Chris, son kez söylüyorum. Tanrı oğlunun doğumunda kötü bir şey olmasına izin vermez. Bunu kaç kez söylemem gerekiyor? Odalarım tutuldu.
Meryem'e haber vermeliyim. O sen. Onları böyle nasıl gönderirsin? Bir bebekleri olmak üzere bu gece. Lütfen, kabalık etmek istemiyorum. Ama bu kadar yolcu gelince kalacak hiçbir yer kalmadı. Sadece arkada öküzlerin ahırı var. Bir ahır mı? Kayalıkta. Ailenizle beraber orada kalabilirsiniz. Dünyanın kurtarıcısının bir ahırda mı doğmasını istiyorsun? Burada tarih yazılıyor bayım. Bu durumda bir fark yaratma şansınız var ama siz kalkmış... Duvarları ve çatısı var. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Sen Meryem'le Yusuf kim biliyor musun? Bu gece doğacak olan o bebekler ise... Başka bir dilde mi konuşuyorum ben? Tutuyoruz. Tanrı oğlunun doğacağı yer burası mı yani? Joy, Chris. Oh, bebek geliyor. Oh. Eşeğin arkasında battaniyeler var. Temiz suya ihtiyacımız olacak. Yani bir dere, bir göl gibi bir şeyler arıyorum. Kasabada askerlerin yanında durduğu o kuyuya dönmek istemiyorum. Sorun nedir Chris? Bu benden başka kimseyi rahatsız etmiyor mu? Ne? Meryem'le Yusuf için su bulmaya çalışmak mı? Hayır. Tüm bunları diyorum yani. Yardım etmek istiyorum. İnanmak istiyorum ama madem Meryem Tanrı'nın oğlunu doğuruyor, o zaman Tanrı neden biraz olsun yardım etmiyor? Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davud'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Siz de duydunuz mu? Evet. Nedir bu? Hadi. Merhaba, biz döndük ve misafirimiz var. Bizim de öyle. Yusuf haklıymış. Tanrı'nın planları gerçekleşti. Ve hiç kimsenin beklemediği bir şekilde. Ama Tanrı aynen böyle olmasını istemişti. Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi.
ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Tekrar ediyorum. Kazanan numara 2, 3, 4, 6, 3. Ödül zirvesine tırmanmayı deneyecek misin? Biliyor musun? Kendimi bildim bileli her Noel'de bunun için bir şans yakalamak istedim. Benim için Noel'i en iyi betimleyen şey aslında buydu. Ama öyle değilmiş. Mutlu Noeller. Bir kez daha tekrar ediyorum. 2, 3, 4, 6, 3. Kimse yok mu? Ben de ödül zirvesine tırmanıyorum. Alışveriş merkezinden çok çabuk döndünüz Chris. Bir şey mi unuttun? Hayır. Aksine bir şey hatırladım anne. Hadi ama olamaz. Yine ışıklar gitti.